şöyle, tabii yani 2014 yılı itibariyle bizden istenen, Türkiye'den istenen bir askeri danışmanların oraya gitmiş olması söz konusu. Ve bu askeri danışmanların güvenliğiyle ilgili Türkiye'nin yeni askeri bir sevk içerisinde olduğunu görüyoruz. Fakat kritik yapan şey bu en son Rusya ile olan gerilimden sonra artık Rusya-İran-Irak hattının oluşmakta olduğunu ve belki ileride DAEŞ'le mücadele çerçevesinde sadece Suriye'de değil Irak'ta da dengelerin kızışacak olmasından dolayı bir ön gerilim olarak görüyorum ben bunu. Burada Türkiye DAEŞ tehlikesine karşı hem Kuzey Irak'ta Barzani'yi korumak hem PKK tehdidini sınırlandırmak açısından orada olmak istiyor. Daha öncesinde Irak'la elde etmiş olduğu bu askeri danışmanların oraya koyulması çerçevesinde bir konum elde etmeye çalışıyor. Ama bir taraftan da baktığımızda işte Irak, Rusya ve İran hattından dolayı Türkiye'nin oradaki varlığını minimize etmeye çalışıyor. Şimdi burada Türkiye'nin öne sürdüğü şey güvenlik meselesi, DAEŞ tehlikesi. Çünkü düşünün ki o insanlar, askeri danışmanların bir IŞİD saldırısı, DAEŞ saldırısı karşısında kendini korumaları kolay olmayacak. Dolayısıyla görünürde bu var. Evet. Yani orada o kadar askere gerek yok diyor Iraklılar. Fakat Türkiye'ye gerek var diyor. Ama DAEŞ tehlikesi öyle bir belli belirsiz bir tehlike ki biz Musul'daki rehine krizinden biliyoruz. Bir anda DAEŞ saldırsa, Musul'u nasıl ele geçirdiyse pekala o kamplar böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Birinci düzlem bu. Evet. İkinci düzlemde bence DAEŞ üzerinden Irak denklemi kızışacak. Rusya muhtemelen Irak'a daha fazla müdahil olmak istiyor. Amerika da bu denklemin daha fazla kızışmasını istemiyor. Fakat Türkiye de burada bir önleyici adım atarak biraz taşları yerinden oynatmış oldu. Peki nasıl çözülecek? Yani sonuçta bu gerilimle devam eder mi? Yani bu gerilim şimdi Rusya biraz müdahil oldu biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıdı. Şimdi Irak taşıyacak. Irak'ın içinde bir tartışma başladı. Ben bunun kısa vadeli bir düşük tansiyonlu bir gerilim olarak devam etme ihtimalini görüyorum. Orada bir reorganizasyon yapılabilir. Bazı Türk askeri şeyleri geri çekilebilir ama Türkiye'nin orada kalmak istediği çok üst düzeyden ortaya koyulmuş oldu. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Irak bunu söylüyor Güvenlik Konseyi'nde ama ülkenin tamamına hakim değil. Üçte biri DAEŞ'in kontrolünde olan bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'nin oradaki kendi varlığını koruyabilmek için DAEŞ'le mücadele gibi çok meşrulaştırıcı bir elinde malzemesi var. Bir haklılık payı var. Dolayısıyla ben Irak'ın ne kadar bastırsa da yani Güvenlik Konseyi'nden ne kadar bunu vurgulasa da DAEŞ'le mücadele sebebiyle Türkiye'nin ısrarının da devam edeceği kanaatindeyim. Dolayısıyla biraz zamana yayılarak tansiyonu düşürülecek bir gerilim gibi görünüyor. Peki. Rusya-İran-Irak hattının orada tahkim edildiğini söylediniz. Peki şöyle iddialar da söz konusu. Türkiye'nin oradaki en azından şu anki çıkışı, evet IŞİD ama sadece değil orada çünkü Irak Kürt bölgesel yönetimiyle birlikte PKK'ya karşı da PYD'ye karşı da Şengal'de hala varlar. Bir şekilde hani kendi varlığını orada göstermek istiyor. Ayrıca bu Suriye'de olan biteni biraz da Irak üzerinden tahkim etmeye, orada varlığını daha güçlendirmeye çalışıyor. Ne dersiniz bu tezlere? Şimdi tabii şöyle, yani Suriye ve Irak'ta bir bölgesel güçlerin ve şimdi küresel güçlerin daha aktif katılımıyla Rusya'nın son müdahalesiyle bir iktidar oyunu var, bir güç denklemi var. Yani işin büyük fotoğrafına bakıldığınızda Türkiye'nin Suriye ve Irak denkleminden tümüyle çıkmasını isteyen güçler var. Tabii ki Türkiye de burada bir bölgesel güç olarak bunun önünü kesmeye çalışıyor. Bence Irak'taki de bu anlamda bir ön adımdır. Yani ilk defa Türkiye'nin belki proaktif bir adımıdır. Hatırlayacaksınız 2014'ün ya Mayıs ya da Haziran'da Barzani yardımı çağırdığında Türkiye belki daha aktif orada olsaydı bugün günden daha az sorun olacaktı. Ama neticede Irak denklemi de kızışacağı için Türkiye orada önleyici bir adım attı. Mesele Türkiye'nin oradaki varlığının bir tür sert güç gösterisi bu. Türkiye'deki varlığının saldırgan bir konumda olmadığı, müdahaleci bir konumda olmadığı, savunmacı bir konumda olduğudur. Elbette ki PKK terörü bizim için çok meşru bir tehdittir Türkiye için. Bunun için de Türkiye'nin bir şeyler yapıyor olmasını kendi topraklarını kontrol edemeyen Irak'ın yani uluslararası hukuka başvursa da elinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Peki ne bekleyebiliriz kısa vadede?
vadede çünkü orta vadede bir de Musul operasyonu gibi büyük bir gelişme muhtemelen olacaktır. Ne dersiniz? Şimdi Türkiye burada bence kendi kararını verdi. Yani muhtemelen Amerikalıların da hani bilgisi dahilinde olmayan ama bir şekilde haberleşilen bir konu ama Türkiye burada kendi kararını ortaya koydu. Bu bir yani DAEŞ'le mücadelenin Suriye ve Irak'ta nereye gideceğine dair bir okuma. Ve Türkiye bunda ısrarlı olacak gibi görünüyor. Çünkü Suriye ve Irak'tan düşmek, Suriye'de PYD koridoruyla ve Irak'taki DAEŞ çatışmasıyla Türkiye'nin birebir muhatap olması demek bu. Türkiye bu anlamda Suriye ve Irak'tan tecrit edilmeyi, dışlanmayı kabul edemez. Dolayısıyla bu gerilimi tansiyonunu düşürerek ama oradaki varlığını bir miktar tartışarak, bir miktar azaltarak, bir miktar konum içeriğini değiştirerek Türkiye varlığını devam ettirecektir diye düşünüyorum. Belli ki Irak ve Suriye'deki gelişmeler birbirine paralel herhalde gidecek gibi görünüyor. Bundan sonra daha fazla iç içe geçecek ve ben bütün güçlerin DAEŞ'le savaşa hazırlandıklarını düşünüyorum. Ama DAEŞ'le savaşa hazırlanmak demek DAEŞ sonrasına da hazırlanmak demektir. Onun için Rusya Suriye'deki ılımlı muhalefeti bu kadar vuruyor. Bir taraftan Suudi Arabistan'da ılımlı muhalefeti bir araya getirilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bütün saha çalışmaları şu an cephedeki tahkimatlar yapılıyor. Doğrusu ben Irak'taki Türkiye'nin adımını da DAEŞ'e karşı başlayacak çok yönlü saldırının şu an iki tane koalisyon var. Birisi Rusya'nın liderliğinde, birisi Amerika'nın liderliğinde. Bu iki şeyin ön hazırlığı olarak görüyorum.